Evet, yeni bir video ile karşınızdayız. Ve şimdi 2002'de Türkiye pazarına girmesi beklenen Tata Punch. Hindistan'da yoğun ilgi gören modeller üretmeye devam eden Tata, şimdi de Punch adını verdiği yeni bir SUV tanıttı. Fiyatını 7000 dolar olarak belirleyen marka Tata, Hindistan pazarı için Hyundai Casper, Suzuki Ignis, Renault Kwid ve Mahindra Q100 dahil olmak üzere giderek artan sayıda bütçe odaklı modele rakip olacak gibi. Geçtiğimiz Ağustos ayında ön gösterimi yapılan Tata Punch'ın tasarımı Impact 2.0 tasarım dilini içeriyor. Tata'nın Hindistan, İngiltere ve İtalya'daki tasarım stüdyoları arasındaki işbirliğinin bir sonucu olarak modelin tüm mühendislik çalışmaları Hindistan'da gerçekleştiriliyor. Punch, çift far kaslı bir gövde, tamponlarda ve yan manş bir yerlerde yüksek dozda plastik kaplamaya ek olarak segmentte sıklıkla gördüğümüz çift renk modasını uygulayarak mevcut tasarım trendlerini takip ediyor. Tekerlekler 15 inç veya isteğe bağlı olarak 16 inç çapa sahip. Araç 3 metre 82 santim uzunluğa ve 2 metre 45 santim aks mesafesine sahip. Böylece Hyundai Casper'dan daha büyük ama Citroen'in Hindistan'a giden C3'ünden daha küçük. Standart donanım paketinde 4 inçlik multimedya ekran, elektrikli arka camlar, USB girişleri bulunuyor. Donanım paketi yükseltildikçe otomatik klima, otomatik far, dijital sürücü ekranı gibi özellikler eklenebiliyor. Giriş seviyesi bir araç olmasına rağmen Tata Offroad referanslarından bahsetmeyi de unutmadı. Punch'ın 20.3 derece yaklaşma açısı, 37,6 derece uzaklaşma açısı, 22,2 derece rampa aşma açısı ve 37 santim su geçme yüksekliği var. Bu rakamlar 19 santimden fazla yerden yükseklik ile birlikte Hindistan'ın kötü şöhretli yollarıyla başa çıkmayı kolaylaştıracak. Tata Punch, kıvrak, hafif, esnek, gelişmiş mimari anlamında Alfa mimarisine dayanıyor. Şirket Punch'ın Euro NCAP testlerinde 5 yıl aldığını öne sürüyor. Ki bu boyuttaki Hindistan özel bir model için oldukça büyük bir başarı. Kaputun altında 1.2 litrelik motor ile 84 beygir gücünde olan model 113 Nm tork üretebiliyor. Vites seçenekleri ise 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik olarak açıklandı. Punch isteğe bağlı ritim ve dazzle, özelleştirme paketleri Pure, Adventure, Accomplishes, Creative olmak üzere 4 donanım seviyesinde sunuluyor. Kabinin bütçe odaklı doğasına rağmen gösterge panelinin parlak renkli vurguları kabinin yeni ve çekici görünmesini sağlıyor. Model 5 kişiye kadar oturma alanı sunuyor ve bagajın maksimum kapasitesi 366 litre. Donanım açısından Pure, diğer pek çok şeyin yanı sıra çift hava yastığı ve ön elektrikli camlarla oldukça sade. Adventure donanım seviyesi 4 inçlik bir bilgi eğlence sistemi, 4 hoparlör, bir USB şarj bağlantı noktası, arka elektrikli camlar ve direksiyona monte kontroller ekliyor. Orta donanım seviyesi Accomplishes, 7 inçlik harman bilgi eğlence sistemine, 6 ses hoparlörüne, LED arka lambalara, hız sabitleyiciye ve basmalı başlat durdura sahip. Ardından gösterge panelinde ilave 7 inçlik ekranı, otomatik kliması, otomatik farları ve silecekleri, arka kol dayama yeri, geri kaplı direksiyon simidi, sis farları ve 16 inç alaşım jantları olan amiral gemisi Creative var. Tata Punch, Hindistan'da Pure için 7.287 dolar ve Creative için 12.466 dolar fiyata sipariş edilebiliyor. 2022'de Türkiye pazarına girmesi beklenen Tata Punch, ucuz ve güzel donanımı ile merakla bekleniyor. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler.